Evet arkadaşlar, şimdi sıfırdan fişek nasıl doldurulur onu anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince. Şimdi ilk başta bahsetmek istediğim bazı çok çok önemli noktalar var. Hatta en önemli noktaları, bir tane hassas terazi. Bunun olmasına gerek yok. Bir tane hassas terazi. Bu biraz pahalı. 200 lira civarı falan. Bunu almanıza gerek yok. Şu işinizi hayli hayli görecektir. 40 lira civarında. Bunu da alabilirsiniz. Tavsiye edebilirsiniz. Tabii ki benim bunu almamın sebebi biraz daha hızlı ve biraz daha hassas ölçümler yapması. Bir de şurada su terazisi var. Yani kalibrasyonu falan da yapıyorum. Güzel oluyor bu makine. Tabii ki de bu yoksa bunu şiddetle tavsiye ederim. Ucuz 50 lira, 40 lira kargo dahil kapınıza kadar geliyor. Çok da güzel. Bunu kullanan binlerce, yüzlerce insan var yani. Onlar da memnun. Şöyle farklarını size göstereyim. Hiçbir farkı olmadığını göstereyim. Daha doğrusu bakayım. Kamera alıyor. Bunu da açayım şimdi. Bunda mesela 31.57 geliyor. Bunda da 31.62 geliyor. Yani bu kadar olabilir en fazla fark. Aşırı bir şey yapmayacaksanız her türlü işinizi görecektir. Bakayım bunun. Oynama falan yok. Bir daha tartalım. 31.57. 31.57 geliyor arkadaşlar. Kısacası. Bunda da 31.61, 31.62. Yani demek istediğim şey bu size. Ben biraz ustalar tarafından çok tatmin etmeyen işler yapıyorum. Hani bunda da kendi kendine ayarlıyor işte şeyi. Ustalar tarafından çok tasnif edilmeyen işler yapıyorum. Yani benim hoşuma gidiyor. Biraz yüksek gramajlarda dolduruyorum diyelim. Yani sert kurşun seviyorum. Sesini falan seviyorum. Onun için çok uzattım. Yani dediğim gibi arkadaşlar, en önemlisi hassas terazi. Çünkü önceden tek tip barut vardı. Ölçeklerle ölçebiliyordunuz. Teraziye gerek yoktu. O zaman da vardı ama yani vardı da yoktu yani. Öyle diyelim. Ama şimdi arkadaşlar bir sürü çeşit barut var. Sadece ben bir senedir falan başladım. Benim bile elime 9 çeşit barut geçebildi. İsteseydim bunu 20 çeşit de yapabilirdim. Yapmadım ama yani yetiyor bana. Şimdi şöyle yapacağım. Şöyle göstereceğim. Kovanı nereye koyduk? Piyasada en çok bulunan barut, yani herkesin ulaşabileceği barut olan D20 ile bir fişek dolumu yapacağız. Ben kurşun dolduracağım. Ama saçma doldurayım ya. Kurşun da dolduruyorum genelde ama herkes videolarda var saçma doldurduğum videolar. Ona göre siz de yapabilirsiniz. Şimdi burada göstermek istediğim şey dolum nasıl oluyor sıfırdan komple. Bakalım sıfırdan komple nasıl oluyor, onu göstermeye çalışacağım. Ben bir tane kovan alayım. Kovan kutudan. Şöyle arkadaşlar, kovanımız T5 Anatolia siyah kovan. Bununla 32 gram saçma dolumu yapacağız. Keçe tapayla 1.50 D20 koyacağız. Bakalım sonuç ne olacak. 1.50, duruma göre 1.55 koyabilirsiniz. Keçe biraz sert olduğu için 1.50 uygun olur diye düşünüyorum. Tabi
Sizin de ayrıyetten denemenizde fayda var. Şimdi fişek dolumu için gerekenler neler? Arkadaşlar saçma. Ondan sonra kendi fişeğinizi yapmak için böyle kristal kapak, kağıt da koyabilirsiniz. Ama böyle kovanlarda içinde ne olduğunu görmek için kristal kapak daha iyi. Saçma, kristal kapak, hassas terazi. Buna gerek yok, hassas terazi olduğu için. Bir kap olabilir yani, dağılmasın ve kovanı kolay koyalım diye. Onlar, sonra tapa. Bu da olabilir. Ben keçe kullanıyorum ama plastik de kullanabilirsiniz. Çeşitleri var yani. Bende de var şu anda ama nerede olduğunu. Hatta var, göstereyim. Yok, bende yok bir şey. Bende başka şey var. Ondan sonra o. Onun dışında da bir şey yok. Bir de barut tabii ki de. Barut olmazsa olmaz. Kısaca gösterelim. Bakalım ne olacak. Nasıl yapıyoruz? Bende biraz heyecan oluştu. İlk defa saçma dolum videosu yapıyorum. Buna bir elli koyalım. Bakalım ne olacak. Bir elli D20 barutumuz ile barutumuzu koyduk. Kristal kapak bir tane ayıralım şöyle. Elimizin altı temiz olsun. Şimdi tapamızı koyacağız. Bir de arkadaşlar bu 10 lira bu. Bunun fiyatı. Bunu bulamıyorsanız da şöyle oklavadan, oklavayı biraz incelterek kovanın içine girecek şekilde tapayı ittirmek için bir aparat yaparsanız iyi olur. Çünkü 10-15 tane doldurunca artık parmaklarınız acıyabiliyor. Şimdi barutumuzu koyduk. Bu barda kapsüllü kovan arkadaşlar. Yani patlamamış, hazır. Kapsüllü kovan. Barutumuzu koyduktan sonra tapamızı koyuyoruz. Bunun altına isteğinize göre gaz seyel de koyabilirsiniz. Gaz seyel koyarsanız daha iyi olur. Ben biraz klasik olsun diye bugün böyle yapacağım. Gaz seyel de var ama elimde. Ama bu şekilde yapacağım yani. Önceden böyle yaparmış bizim ihtiyarlar. Gaz seyel koyarsanız biraz daha yüksek olur. Biraz daha iyi olabilir yani. Tapamızı da koyduktan sonra arkadaşlar bakıyoruz, sallantı yok. Tamam, her şey yerine oturmuş. Şimdi saçmamızı ölçeceğiz. Yedi numara ve aldığım yer böyle yazılmış. Dört numara karışık saçma. Otuz iki gram koyacağız. Tamamdır. Saçmamızı da koyduktan sonra, tarttıktan sonra daha doğrusu, bu şekilde kovanımı da koyduktan sonra şimdi burada kendiniz de daha iyi göreceksiniz. Bu şekilde bayağı bir boşluk oluştu. Bu da fazla basınç demektir. Yani kıvırma. Dan dolayı fazla basınç oluşacak. Kristal kapak da bu şekilde çıkıntılı olan yüzeyini dışa doğru vereceğiz. Yani bu çıkıntılı yüzeyi ben düz yüzeyini saçmayla temas ettireceğim. Bu şekilde olan
şekilde koyarsak, bir iki tane de saçma döküldü. Bu şekilde koyarsak arkadaşlar daha kolay kırılacaktır. Ve yani bu çıkıntılar zaten kırılması için yapılmış. Daha kolay kırılacak herhalde, daha güzel oluyor. Diyecek fazla bir şey yok. Böyle bunu yaptıktan sonra şimdi biraz da sütunlu matkap üzerinden anlatayım. Veya mesela sütunlu matkapla göstereceğim şimdi. Yoksa elinizde, hatta sütunlu matkapla göstermeyeyim, el kavurma makinesiyle göstereyim. Yani ben size bahsetmiştim ya, hiçbir farkı yok diye. Şimdi göreceksiniz. Benim diğer videolarımı izlerseniz zaten, herhangi bir tanesini izlerseniz, yani dolum yaptığım herhangi bir videomu izlerseniz, yaptıktan sonra hiçbir fark olmadığını göreceksiniz. Özellikle kırma tüfekler kullananlar, yani poze, çifte, tek kırma kullanan kişiler bu makineyi kullanabilir. Özellikle de saçma dolduranlar için. Ama otomatik tüfekte biraz ağzı bombeli kalıyor. Bir de arkadaşlar, bir de eklemek istediğim başka bir şey var. Fişeklerin ağzını kıvırmadan önce, bu benim yaptığım bir aparat. İçinde sünger var. Yağ emdirdim. Burada da şöyle bir oyuk var. Bunu böyle ağzını sürüp yağlıyorum. Yağladıktan sonra da kıvırması kolay oluyor. Bu şekilde koyduktan sonra baktık, kapak da düz oturmuş. Kıvıracağız. Sonra da atışa hazır bir hale gelecek. Kontrol edelim, fazla sıkışmasın. O daha varmış. Bir daha bakalım. Ya da şöyle yapalım, sallayalım. İçindeki saçma şey olmuyorsa, ses çıkartmıyorsa artık sıkışmış demektir. Az kalmış zaten. Kapağımızı düzelttikten sonra tekrar sıkıştıracağım. İşte bu el kavurmada bu sıkıntı olabiliyor arkadaşlar. Sürekli sallanıyor yani. Ama yapa yapa emin olun çözüyorsunuz. Herhalde sıkıştı arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fişeğimiz atışa hazır. Böyle doldurabilirsiniz. Kendi avlarınızı yapabilirsiniz. Kendi doldurduğunuz fişekle. Bunun tadı tabii ki daha ayrı. Yani kurşun da doldurabilirsiniz. Saçma da doldurabilirsiniz. Hepsinin mantığı aynı. Tabii yani dikkat etmeniz gereken püf noktaları da ayrı oluyor. Doğal olarak birbirinden. Çünkü barut farklı oluyor, gramaj farklı oluyor, tapa farklı oluyor, kovan farklı oluyor. Kıvırma çeşidi farklı oluyor. Bunlara ayrı ayrı dikkat etmeniz gerekiyor ama zor değil kesinlikle. Güzel bir hobi. Kesinlikle zor değil, onu söyleyebilirim. Yardım alacaksanız da doğru kişilerden yardım alın. Benden yardım alın demiyorum kesinlikle. Ama bazı tipler var, insanı hayattan soğutuyor gerçekten soru sorduğunuz zaman. O tiplerden uzaklaşın arkadaşlar. Ben zaten usta, bir yıldır başladım yani, zaten usta değilim ama öyle insanlarla karşılaştım bir iki tane. Şu karşıki dağları hani
ben yarattım ya da size böyle cevap veriyorlar soruları falan. O tiplerden uzaklaşın böyle. Çok güzel insanlar var camiamızda. Facebook'tan mesela onlarla tanışın. Çok güzel insanlar var hakikaten. Yardım etmeye böyle gönül vermiş. Onlara sorular sorun. Onlardan yardım alın. Emin olun ellerini uzatacaklardır sizlere. Yani gördünüz arkadaşlar, bu kadar basit bir olay bu fişek dolumu. Tabii onlar ustalardan yardım alarak daha güzel fişekler doldurabilirsiniz. Benimki herkesin bulabileceği barut. Herkesin bulabileceği saçma, herkesin bulabileceği kovanla bir dolum yapmaktı. Tabii bunun daha ayrıntıları var. İşte kovanı farklı, kurşunu farklı, kapağı farklı, tapası farklı, bir sürü olayı var. İçine girdikçe öğreniyorsunuz, yapa yapa öğreniyorsunuz, bozarak öğreniyorsunuz arkadaşlar. Bu iş böyle oluyor. Vallahi diyebileceğim de fazla bir şey yok. Sütunlu matkapla gösterdim. El kavurmayla göstermem daha iyi oldu. Herkese rastgele arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Sorularınız olursa yoruma yazarsınız. Herkese rastgele.